%2'si ile 4'ü arasında bir yekünü teşkil ediyor. Ve biz bugün gerçekten Türkiye bu sisteme, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra sürekli artık patinaj yapmaktan çıkıp çok ciddi bir savrulmaya geçen bir ülke görüntüsüyle bütün nüfus dengelerimizi ve sosyal dilimlerimizi bir arada tutup da onları belli bir hedefe yoğunlaştırma şansını gittikçe kaybetmeye başladık. Dolayısıyla gençlerimiz, belli yaş gruplarındaki insanlarımız ve bunlara paralel olarak bunları istismar edebilme alanlarını çok net gördükleri için dolandırıcılardan organize suç şebekelerine ve mafyatik gruplara varıncaya kadar sokağımız çok ciddi tehlikelerle bütünleşti. Aynı zamanda Türkiye'nin çok ciddi bir uyuşturucu güzergahında bulunması ve bu uyuşturucuyla bir şekilde kendi içerisinden de organizatörlerin çıkması ve öyle bir organizatörler çıkıyor ve bu sevkiyatta Türkiye öylesine rol oynuyor ki hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir gelişmelere şahit olduk. Onlar nedir? Güney Amerika ülkelerinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya olan sevkiyatlar başladı. Yani Türkiye çok başı bozuk. Türkiye bu alandaki mücadelesini hele geçmişte Interpol'de de dikkat çeken mücadelesini bile geride bırakıp maalesef onun üzerine bir şal örtüp bunlardan uzaklaşmış bir ülke görüntüsünü veriyordu. Onun için hızlı bir şekilde bizim sokaktaki suç oranlarımız ve özellikle organize suç oranlarımız hızlı bir şekilde arttı. Buna bir de tutuklamaya gerek olmayan meselelerde de sürekli böyle örtülü aflarla, paketlerin içerisine konulan aflarla, iyileştirmelerle inanılmaz şekilde biz içerisinde boşaltıyoruz. Yani bir çırpıda, iki yılda bir 80 bin, 90 bin, hatta birinde 147 bine varıncaya kadar cezaevlerinden tahliyelere yol açtık. Ve bunların içerisinde nüfusun da ağırlıklı bir kısmı, yani bırakılanların ağırlı bir kısmını da 35 yaşa kadar olan hükümlü ve tutuklular oluşturuyordu. Hükümlü ve tutuklular 35 yaşa kadar. Yani sizin ifade ettiğiniz genç ve çocuk oranlarındaki sayılar bizi ürkütmesi gereken rakamlar. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman Türkiye yani organize suç şebekeleriyle ve ekonomik ve sosyal dengesizlikleriyle ve özellikle yeni nüfusa iddialı bir hedefler koyamamasıyla onları eğitimden sanata veya meslek gruplarına kadar alanlar açıp da meşgul edememesiyle bir sıkıntının içerisine düşerken aynı zamanda karmaşık bir demokratik siyasi hedefleriyle de bu üretmesi gereken alanlardan siyasi irade olarak yani yönetim iradesi olarak da hızlı bir şekilde uzaklaşan ülke haline geldi. Şimdi öylesine ki ülkenin yerleşik nüfusu, ülkenin gerçek vatandaşları ülkenin kaynaklarından faydalanamaz hale geldiler. Ülkenin çocukları ülkenin eğitim alanlarından faydalanamaz hale geldiler. Yani yabancılık bir şekilde Türkiye'ye girmiş gençlerin Türkiye'deki okuma konusundaki imkanlarına bakıyoruz. Burslardan faydalanıyorlar. Onların bir şekilde Kredi Yurtlar Kurumu üzerinde değil sadece çeşitli vakıflar ve devlet elinin organizasyonlarıyla da nasıl faydalandıklarını görüyoruz. Ayrıca okullara öğrenim payı katkısı açısından da muaf tuttuklarını görüyoruz. Şimdi kendi öğrencilerimiz işte sayılarımız ortada. 1,5 milyona yaklaştı son 2 yıl içerisinde üniversiteleri yoksulluk yüzünden, ekonomik sıkıntılar yüzünden bırakan öğrencilerimiz. Şimdi hepsi at başı gidiyor. Yani birbirine paralel gidiyor. Türkiye büyük bir girdabın içerisine böyle ekonomik anlamda, böyle sosyal anlamda sürükleniyor. Aynı zamanda siyasal anlamda da sanki bu bir politika haline getiriliyor. Şimdi benden önce Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bu davadan yola çıkarak değerli arkadaşlarımız konuşmalar yaptılar. Ben de birkaç cümleyle bu tarafa bağlayarak konuyu götürmek isterim. Mesela dediniz ki
Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti karşısındaki acaba suçu nedir, günah nedir de bunları işte böyle bir soru yönelttiniz. Bence... Suçu günah demedim. Onu bir düzelteyim. Niçin? Şu, yani AK Parti'nin ya da yani. MHP'nin ne işine yarar ki? Ne işine? O söyleyeyim. Ay, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yıllar sonra ilk defa uzun zamandır iktidarda olan ve sürekli emperyalizmin de beslediği siyasal İslam alanını çok ciddi bir şekilde, büyük bir sabırla, Türkiye'nin şartlarını dikkate alarak, yumuşak politikalarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüzünü dönmesini sağlayan bir insan oldu, siyasi aktör oldu. Orada benim durduğum yere göre bir takım yanlışlar olduysa da, ama Türkiye'nin genel fotoğrafında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'nin içerisinde bulunan birçok insanın ya bu CHP ne diyor, bu CHP bu konuda samimi diye baştan test ettikleri meselenin daha sonra çok ete kemiğe büründüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yönetiminin bu konudaki sabırlı tutumuyla bu meselenin bir özgürlükler, hürriyetler meselesiyle beraber insan hakları açısından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemsediği bir siyasal alan haline geldiklerini gördüler. Ve netice AK Parti'den kopan gruplar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber hem kabinede hem riyasette hem de parti yönetiminde kuruluşundan itibaren yer almış birçok ismin Kılıçdaroğlu'nun kendilerine sahip çıkmasıyla beraber meşru zeminde siyaset yapabilir hale geldiğini gördük. Mesela bu Meral Akşener'de de gördük. Yıllar sonra ilk defa İyi Parti AK Parti karşısında siyaset sahnesine çıkmış bir parti olarak nelerden geçti? Nasıl böyle yok edilmek istendi? Elektrikleri kesildi, salonlara sokulmadı, hakaretler, dövmeler. Şimdi aynı şey AK Parti'nin içerisinde siyaset yapıp oradan kopan ve siyasallaşarak milletin karşısına çıkmaya çalışan işte Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun partilerinde de oldu. Saadet Partisi neler yaşadı? Ama Saadet Partisi'nin yanında siyasi zeminde onu çok ciddi bir şekilde arkasında duran, ona destek veren, bu anlamda mücadelesini halkın karşısında da en azından CHP'li alanlarda, CHP'li yerel yönetimlerin bulunduğu bölgelerde Saadet Partililerin varlığını halk karşısında tasdik ettirmekte kalmayıp halka da onaylatan, halkla beraber bu siyasi zemini genişleten ve meşru zemini de böylece yayan bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Sayın Babacan'a, Sayın Ahmet Davutoğlu'na da bu şansları verdi Sayın Kılıçdaroğlu. Ve bu şansları verdikçe, onlar halkın arasına çıktıkça, onlar özgür medyaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinden bu ifadeleriyle Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatabilir bir pozisyon oluşturdukça daha morallendiler, daha halkın arasına girebilme ve siyaset yapabilme hareketine sahip oldular. Şimdi bunları yapan bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bunların da vay sen misin bize karşı siyaset yapan, sen kim oluyorsun? İşte yanında başbakanlığı bile eliyle verdi. Ya parti genel başkanlığını verdi ama ayrılır ayrılmaz da onu ekonomik yolsuzluk da başta şehir üniversitesinden yola çıkarak suçlayabilecek kadar, hesabı verebilsin diyebilecek kadar, diğeri için de bunu söyleyebilecek kadar bunlardan rahatsız olan, haz etmeyen bir Sayın Cumhurbaşkanı veya Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu bu siyasi kendilerini demokrat, siyasal İslamcı olarak ifade eden gruplara böyle bir zemin hazırladı, bunları siyaset vitrinine taşıdı. Bence çok önemli bir suçtu. Bir ayak bu. İki, tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Ateş davasını da siyasi anlamda sahiplenen ilk lider oldu. Evet. İlk lider oldu. Bakın İyi Parti ve Zafer Partisi'ne rağmen. Onlar da eş zamanlı söylediler ama Kılıçdaroğlu'nun bu meseleyi sahiplenmesi, CHP'nin sahiplenmesi bir anda Türkiye'de bu davayla ilgili sözlerin, bu iddiayla, davayla ilgili iddialı duruşların ve karakterlerin belirginleşmesine yol açtı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu meseleye girmesiyle beraber... Çok efendim, büyük emeği var. Evet, evet. Bak bu meseleye girmesiyle beraber hem aileye cesaret geldi, hem
Sokaktaki hukuk çevrelerine, sivil toplum örgütlerine cesaret geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu davayı takip edeceğim sözüyle beraber bu mesele siyasetin diğer aktörlerinin de meseleye duyarlılığını artırmakla kalmadı. Fiilen sahiplenme yolunu açtı onlara. Onlar da gitti davalara. Şimdi ikinci tarafı buydu. Üçüncü tarafı da... İki dakikada toparlayalım. Üçüncü tarafı da Milliyetçi Hareket Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında bugünkü CHP dahil olmak üzere CHP ve CHP yönetimini 3K metoduyla siyaseten enterne etmeye çalışıyor. 3K nedir? Konuşamaz, kıpırdayamaz ve koşamaz hale getirmek istiyor. Konuşmasın da. Konuştukları arşiv yapılıyormuş karşımıza getirdi. Bir daha söyleyin, konuşamaz. Kıpırdayamaz ve koşamaz hale getirmek istiyor. 3K. Şimdi bu anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi'ni siyaseten topal ördek haline getirmek, siyaseten bir şekilde hakkımızda ileride bizim de bu tip demek ki içten içe bir takım çalışmalar yapıyorlar. Hukuk da onların kontrolünde olduğuna göre önümüze bir gün getirilebilir diyerek sindirmeye çalışıyorlar. Biz bunu nerede gördük? En önemli şey sizin, bakın siz İpek Hanım, çok önemli gazetecilik yaptınız. Türkiye'de böyle hakkını teslim etmem lazım ki 9-10 tane gazeteci meslektaşımız var. Bunlardan bir tanesi sizsiniz. Adnan Oktar davasında olduğu gibi Sinan Ateş meselesinde de bir gazeteci olarak birçok kişiye mikrofon tuttunuz. Ve ilk defa sizle beraber konuştular. Bu fikir takip anlamında da bunu götürdün. Eşiyle konuştuktan sonra ne oldu? Bak bunları unutmayalım. Sinan Ateş'in eşine dava açtılar. Suçlananlar yerine suçlayanı ifadeye çağıran bir hukuka şahit olduk, değil mi? Suçlananlar yerine suçlayanı ifadeye çağıran bir hukuka şahit olduk. Şimdi Semih Yalçın ne demişti? Son gülen iyi güler diyerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin suçsuzluğunun bir gün anlaşılacağını söylemişti. Ve bunlar İzzet Ulvi Önter Bey ile beraber iki MHP Genel Başkan Yardımcısı kendilerine iftira edildiğini gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuşlardı. Ayşe Ateş işi ifade vermeye davet etmişlerdi adliyede. Şimdi aynı o davayla Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan bu davayı ben aynı görüyorum. Hiçbirbirinden farkı değil. Yani sindirmek, susturmak, dediğim gibi 3K meselesi. Kıpırdayamaz hale getirmek, konuşamaz hale getirmek. Tam burada duralım. 3K'yı konuşalım. Yani evet. İki önemli ifade kullandınız. CHP'yi topal ördek haline getirmek dediniz. Ve 3K'dan bahsettiniz. Konuşamaz, kıpırdayamaz, koşamaz. Reklamdan sonra buradan devam edelim. Yok mu reklam? Tamam. Peki. Yanlış komut aldım o zaman. Peki. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen devam edelim o zaman. Konuşamaz, kıpırdayamaz, koşamaz. Şimdi Fatih şunu sorayım. Özgür Özel de şu ifadeyi kullanıyor. Toplumu gererek iktidarda tutunmaya çalışanlar diyor. Evet. Nazif Bey başka bir şey söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi.